Witcher Over takımı. Merhaba Optimum okurları. Öncelikle Optimum ailesine Millennium sayısına Rover takımına yer verdiği için teşekkür ediyorum ve sizlere takımımızı anlatmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Witcher Over takımı 2016 yılının Eylül ayında eski adı Arige olan Robotics Kulübü bünyesinde kurulmuştur. Çeşitli fakültelerden farklı öğretilere sahip Witcher Over takımı üyeleri olarak bizler 2016 yılından bu yana gezegen keşif araçları üzerinde çalışmaktayız. Rover olarak adlandırılan bu robotlar gök cisimlerinin yüzeyinde belirli görevleri yerine getirebilmesi için tasarlanmış uzay araştırma araçlarıdır. Bir tür insansız kara aracı olan roverlar, hareket sistemleri, robotik kollar, yüksek çözünürlüklü kameralar ve sensörleri barındırır. Günümüzde roverlar Mars ve Ay yüzeyinde aktif olarak kullanılmaktadır. Ayrıca doğal afetleriyle başa çıkmada, savunma sanayide, madencilikte, sağlık ve nükleer alanlarında da kullanılmaktadır. Witcher Over takımı olarak yaptığımız robotlarla ülkemizi ve üniversitemizi her yıl Amerika'daki URC, University Rover College ve Avrupa'daki ERC, European Rover Challenge yarışmalarında temsil ediyoruz. URC yarışmasına katılmaya hak kazanan ilk Türk takımı olmakla kalmayıp, her yıl ödüllerle ülkemize dönmekten gurur duyuyoruz ve halen bu yarışmaya katılabilen tek Türk takımı olmayı sürdürüyoruz. Takımımız çalışmalarını daha iyi sürdürebilmek adına farklı görev ve sorumlulukları olan 5 alt ekipten oluşmaktadır. Bu ekipler mekanik, yazılım, elektronik, bilim ve tanıtım tasarım sponsorluk olarak adlandırılmaktadır. Mekanik ekibi yarışmada belirlenen kurallar doğrultusunda robot kol, alt yürü ve örnek alma sistemlerinde kullanılacak olan düzeneklerin seçilmesi, bu düzeneklerin optimum şekilde tasarlanması, üretilmesi, montajlanması, hesaplanan verilere göre motorların seçilmesi ve konumlandırılması gibi görevlerden sorumludur. Tasarım ve analizler Fusion 360 programı kullanarak 3 boyutlu olarak yapılmaktadır. Araç için seçilen malzemeler ise zorlu arazilerde çarpmaya ve düşmeye karşı dayanıklı olmalı, aynı zamanda hafif olmalıdır. Yazılım ekibi aracın kontrolünü 4 farklı konu olarak sağlamaktadır. Bunlar otonom sürüş, robot kol, görüntü işleme ve arayüzdür. IMU GPS lidar gibi sensörler kullanılarak araç istenilen konuma yolundaki engelleri algılayarak ulaşmaktadır. Robot kolun kontrolü Movelt adı verilen planer sayesinde ters kinematik olarak kontrol edilmektedir. Görüntü işlem özelliği sayesinde rover yarışma alanında bulunan bazı cisimleri üzerinde bulunan kameralar ile doğru şekilde algılayarak cisimlere doğru yönelir. Aracın sahip olduğu arayüz ise aracın kontrol edilmesinde ve araca gönderilen verileri dinlemek amacıyla kullanılan iletişim yoludur. Elektronik ekibi aracın sürülebilir hale gelmesi, yer istasyonu ve aracın kendi üzerinde olan haberleşme sistemi, bilim ekibinin analizinde kullanıldığı ekipmanların elektronik tarafı gibi konularda çalışmaktadır. Sistem çözümleri için devre çizimleri yapmakta, ayrıca sürüş sistemi geri beslemeli olacak şekilde gömülü sistemler üzerinde geliştirilip elektronik ekibi tarafından araca entegre edilmektedir. Bilim ekibi belirlenen bölgedeki topraktan alınan örneği araç üzerindeki laboratuvarda inceleyerek o bölgenin canlılık analizini yapmaktadır. Jeolojik ve biyolojik analistler için birçok enstrümantal analiz yöntemleri, spektrometre, biyosensör, protein test kiti geliştirilerek örnek alma sistemine entegre edilmektedir. Ayrıca araçtaki FPV, First Person View kameraları ile ortamı inceleyerek jeolojik analizler yapmaktadır. TTS ekibinin finans, tanıtım ve tasarım olmak üzere 3 temel görevi bulunmaktadır. Ekip robotun tasarım, üretim, analiz ve yarışma süreçlerinde teknik ekipler ile uyum içinde hareket ederek takımın ihtiyacı olan maddi ve teknik desteği bulmakta ve bunları yönetmektedir. Bu süreçte rover'ın kullanılabileceği sektörler ile ilgili birçok fuara katılarak ulusal, yerel basında ve TV programlarında yer almasına, ayrıca sosyal medya platformlarını aktif olarak kullanarak takımın ve aracın tanıtılması sağlanmaktadır. TTS ekibi bunların yanı sıra URC ve ERC yarışmaları için başvurmaktadır. Sürecinde gerekli olan raporların yazılmasından ve robotun neler yapabildiğini gösteren videoların çekimi sürecinden sorumludur. Witcher Over takımı olarak asıl hedefimiz ülkemizi robotik anlamında özellikle uzay teknolojilerinde ekol oluşturarak yeni nesillere ilham vermektedir. Bu doğrultuda çeşitli lise ve üniversitelere iletişime geçerek onlara uzay ve robotik alanlarında mentörlük desteği vermekteyiz. Witcher Over takımı ile alakalı detaylı bilgi sosyal medya hesaplarımızdan ve internet sitemizden bulabilir, çalışmalarımızı daha yakından takip edebilir. Bu kanallar aracılığıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz. Strap yourselves in, we're going to Mars. Ayşe Doğan Tuna.